Teknoloji mesela demiş ki normal MTOK nedir? Tercih edenler normal kontenjana geçebilir mi? İş bulmada kötü mü? Şimdi şöyle söyleyelim. Teknoloji fakültelerinde MTOK yani Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunlarına ayrılmış kontenjanlar var. Evet. Bu kontenjanları sadece ve sadece şeyler tercih edebiliyorlar. Meslek lisesinden mezunlar tercih edebiliyorlar. Bu onlar için bir avantaj. Hani onlar için ayrılmış özel bir kontenjan. Öyle olduğu için hani tercih etsinler. Ama üniversite diploması bir fark var mı yok, hocam? Hayır, yani işe alınmada daha az değerli değil diploma. Ya mühendis olmuyor musunuz? Bakın hani hep konuşa geliyoruz. Bu gitgide de daha fazla konuşulacak. Elbette mezun olduğunuz üniversitenin hangi üniversite olduğu önemli. Elbette mezun olduğunuz bölümün hangi bölüm olduğu önemli. Ama bundan daha önemlisi bir, hangi dersi kimden aldınız? Ben hocamdan aldım diye övünüyorum bazı dersleri mesela. Evet. Ben Levent Akın'dan ders aldım diyorum mesela. Üniversitenin getireceği bir prestij var ama onun dışında iş dünyası sizin nereden mezun olduğunuza falan da çok bakmıyor. Sizin gerçekten bir yetkinliğe sahip olup olmadığınıza bakıyor. Bakın evet, mesela örnek verdim. Bir şu anda son sınıfta yarı zamanlı çalışan bir öğrenci, çok da iyi bir üniversiteden mezun olacak bir öğrenci, hatta bugünlerde mezun olmuştu. Ben bu konuda eksik kaldım diye girip online bir platformdan eksiğini kapatmış. Ve mesela gittiğinde iş dünyasına gitti, yani iş görüşmesine gittiğinde diyecek ki ben işte şuradan mezun diyecek. Şu dersleri bundan aldım diyecek. Şu işte öğrenci kulüplerinde etkinlik gösterdim. Erasmus'ta buraya gittim geldim diyecek. Ama buralarda da eksik olduğumu fark ettim. Burada da kendimi geliştirdim. Şuradan bu dersleri aldım diyecek. Onları gösterecek. Evet. Geleceğin iş bulma konusundaki bunlar diplomadan daha önemli hale geliyor. Bakın gitgide hangi ortamda kendinizi geliştirdiğiniz, hangi kimlerden o dersi öğrendiğiniz, eksik kalan tarafları kendi kendinize geliştirip o eksikleri tamamlayıp tamamlamadığınız ve işin sonunda da bir konuda ben bu dersi aldım, ben bu online platformda bu dersi aldım, bu kursu aldım ama ben bu işi yaparım dediğinizde de bunu kanıtlayabilmeniz. Biliyorum, kanıtlayabilirim. Evet. Yani ben biliyorumdan sonra artık kanıtlayabilirim, hı hı, de göstermek gerekiyor. Evet. Yoksa zaten 2 ay çalışırsınız. 2 ay sonra iş mevzuatı. Sonra anlıyorlar. İş mevzuatı gereği 2 ay sonra zaten biliyorsunuz. Evet. Hani yüzükleri atmak mümkün. Tabii. Yani öyle olsun hemen işte teşekkür ederiz diyorlar, gönderiyorlar, evet, size.